Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, birazcık değişik bir şeyle açtım videoyu. Ya ben siz yokken birkaç işi halledeyim dedim. Biraz yanlış yaptım fark ediyorum şu an. Evet, şu an karşıda göz gibi karşıdaki adamla şey oynuyoruz. O zombi olur. Neyse. Ne diyordum ben? En sonki videodan sonra ben birkaç tane daha iş yaptım. Onları direkt anlatacaktım size. Hani boş boşuna zaman kaybetmeyelim diye. Yalnız şöyle bir salaklık yaptım. Şurayı karanlık bir oda yapacaktım. Yaptım, burayı ışıklandırmayı unutmuşum. Sonra abi bir geldim. Açtım böyle. Yani nasıl anlatayım? Buradan spamlı oldular. Öldüm falan şurada bir kere. Creeper patladı yanımda. Şimdi şu arkadaşla da şey oynuyoruz. Evet, gayet de iyi vurabiliyormuş. Onu fark ettim. Şimdi şuradaki inventörleri, yani itemleri geri almam lazım. O yüzden sabah olmasını bekleyeceğim. Ya da şey yapabiliyor muyuz ya? Wool yapabiliyorsam aslında direkt uyuyabilirim de. String'den yapılıyor. Tamam, unuttum ben bunu ya. O zaman direkt şöyle yapalım. İyi de vuruyor harbiden ha. Şunu hepsini alayım ya. Abi o gelenler ne? Naruto style'a. Çok iyi ya. Bu ne alaka abi? Değişik değişik. Neyse. Bir o garip. Şimdi şunlardan aslında direkt şu itemlerimi ben geri alabilirim. Şurası şimdilik şöyle kalsın. Hatta şunu şey yaparsam daha mantıklı olacak. Kusuruma bakmayın bu arada, hani amacım şeydi siz yokken daha çok şey yapıp oyunda biraz daha ilerlemek. Çünkü açıkçası ben şeyi sevmiyorum, hani oynuyoruz bir şeyleri halletmeden bitiyor işler. Güzel. Geri aldım her şeyi. Ölünce de böyle oluyormuş demek ki. İyi, bir şey kaybetmedik. Sıkıntı yok. Uyuyabilirim ama. Şunu bir yapayım hemen. Da bildiğiniz üzere şey nasıl yatak yapılır onu öğretmeme gerek yok. Şöyle koyuyorsunuz. Yatağı aldık. Tamam. Şuraya bir koyalım şimdilik. Uyuyalım. Sabah olsun ki şunlardan bir kurtulalım. Şu karşıya geçmem gerekecek. Tamam. Şimdi siz yokken neler yaptım, ben onlardan bahsedeyim hemen size. Şey şurada direkt Achievement Book'taki şu ikisi tikli değildi gençler, bunları yaptık. Çünkü bunları geçen bölümün sonunda halletmiştik, hatırlıyorsunuzdur. Tinker Construct'tan şey yapmıştım ben. Neydi onun adı? Hemen göstereyim, şu ikisini yapmıştım. Onun dışında Cobblestone Generator'ı da yaptık. Bakın bunları artık istediğim gibi alabiliyorum. Yani istemediğiniz kadar cobblestone var. Şuradaki cobblestone şeyi nasıl yaptım diye sorarsanız buradan yaptım, aklınızda bulunsun. Yani artık şeylere ihtiyacımız yok. Şunlara ihtiyacımız yok açıkçası. Sadece 4 yapmak istersek, o yüzden bırakacağım. Açıkça bırakmam, hani şey yapmam gerekirse. Şuralara 2 tane şey ektim. Cheese mi? Rice ekmiştim ama cheese mi olmuş bunlar? Anlamadım. Gençler şunlar cheese diyor ama burayı ben rice, yani pirinç çektim aslında. Bunlar cheese değil. Cheese olmaması lazım yani. Aynen. Şimdi şurayla alakalı ne yapabiliriz? Burası bir kalsın. Burayla alakalı belki bir planım olabilir. Aklıma bir fikir geliyor çünkü. Benim lav durumu nasıl? Gayet iyi. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz buraya. Aynen, o tarz bir şey yapabilirim. Bir saniye, aklıma bir fikir geldi gençler. Onları da aradan çıkartalım ha. Şöyle cobblestone slab yapalım. Aslında cobblestone'da değil de normal şey slab'le yaparsak çok daha şık gözükecektir. O yüzden şöyle bir 32'lik atayım. Şuradan da şöyle bir 5 tane daha mini çarkol koyayım şuraya. Tamam. Buradan slab'ler gelsin, ben anı göstereceğim size. Şimdi şunlardan bir kurtulalım. Burası pek de hoş gözükmüyor açıkçası. Buraya daha böyle güzel bir şey yapabiliriz. Bunu izlemenize gerek yok. Ben burayı keseceğim. Ya da kesmeyi unutabilirim. Evet, kesmeyi büyük ihtimalle unutacağım. O yüzden devam edeyim ben böyle yapmaya. Tamamdır. Şimdi şuradan daha 6 tane mi oldu abi? Bunlardan birkaç tane daha yaparsam aslında daha iyi olacak. Şöyle kaç tane yapalım? Şöyle furnace. Nasıl yapabiliriz? Güzel gözükmesini de istiyorum da bir yandan. Alan küçük. Neyse, şöyle ikilik yapalım. Şunu da şuraya aktarırım büyük bir süre sonra. Şöyle bir 8 tane sana koyalım. İşin yokken yap. 3 tane şuraya koyalım.
Sen bana daha çok çarkol yap. Şimdi şunları da alayım ben. 10, 12 olsun. En azından o yetecektir. Aynen. Çok güzel. Birazcık düzensiz etraf farkındayım ama burayı da halledeceğiz. Şimdi bu yapacağım yerde birazcık şey olacak. O yüzden şu iyi olacaktır. Aynen. Tamam. 3 tane yeter mi? Yetecektir ya. Şöyle yapabiliriz. Ama bir sonraki yerde olsun. Bir saniye. Ne yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Tamam. Güzel. Şuradan. Şimdi bu şekilde yapacağım. Tamam. Heh, biraz daha slab lazım. Hemen şuradan. Senden de alalım. Şuradan. Şunları kapatacağım. Şimdi şu kısma ne yapacağımı göstereyim hemen size. Bunun da böyle bir şey var. Boğazımda rahatsız ediyor. Şunu tam ortaya yerleştirelim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biz crucible yapacaktık. Tamam. Şimdi hemen şuradan. Ben bu arada bayağı bir şey topladık. Gördüğünüz gibi bone meal topladım. Şeyler, dustları falan böyle şey yaptım. Cobblestone'u dust'a çevirdim. O şekilde bir şeyler yaptım. Çünkü hani birkaç iteme ihtiyacımız vardı. Şimdi gençler, şuradan clay yapabilmeniz için sizin. Gene ben bir daha bir posta daha anlatayım. Belki sıkılmışsınızdır ama. Hemen şunu yapmamız lazım. Şöyle bir tane compress cobblestone yapalım. Compress'leri kırması daha kolay, o yüzden yapıyorum. Güzel. Sonra bir de bunu sen de çevirelim. Benim diğer gravel nereye gitti abi? Ha, zaten 64 tane varmış, tamam, onun üzerine eklenmiş. Lan dedim, ne oluyor? Inventory'm de varmış zaten gravel, tamam. Güzel, 9 tane sand. Bunları pardon, dust'a çevireceğiz bir de. Kafa gitti. Bir de dust'a çevirdik. Çok güzel. Bunların kırması daha da kolaylaşıyor fark ettiğiniz gibi. Şimdi birazcık şöyle. Evet, biraz aşamaları. Bunun bir sıralaması var. Onu oturmaya çalışıyorum. Nasıl? Suyu al, sağ klik, suyu ver, dust. Suyu al, sağ klik, suyu ver, dust. Suyu al, sağ klik, suyu ver, dust. Yani evet, çok o kadar da hızlanamadım. Çok ilginç. Bunları normalde yapabiliyorum. Şimdi bu clay'i şeye çevirmemiz lazım. Şöyle. Direkt elle kırıyorum ben. O zaman 4 tane falan veriyor. Bu vein miner eli okey oluyor mu? Oluyor. Tamam, çok güzel. 4. Olmadı. Tamam, sıkıntı değil ya. Alsın direkt. Tamam, yaklaşık 36. Güzel. Şimdi gençler, şuradan kaç tane yapabilirim? Her birinde 7 tane kullanılıyor bu crucible'lardan. O zaman ben 21 tane lazım. Tamam. Bone meal'ları alayım yanıma. 2, 3. Şöyle bir şey yapacağız. 36, 21. Bunlardan daha fazla da yapabilirim. Ama şimdilik bu yeterli olacaktır benim için. Şu arkadaşı koyayım. Şunu alayım. Tamam. Şimdi bunlar ola koysun. O sırada biz achievement'a bakalım. Achievement, bir de benim şeyim az. Karnım aç. Karnım aç. Karın açlığımızı nasıl giderebiliriz? Bir arkadaşınız şeyden bahsetmişti. Eğer hook kullanırsan demişti. Hook diye bir şey varmış. Evet, hook diye bir şey yok. Arkadaşınız yanlışlıkla farklı bir şey söyledi. Herhalde crook demeye çalıştı. Bundan daha çok elma düşüyor demişti. Yani bir tane düştü. Çok da şey sayılmaz. Silk form düşüyor ama o iyi yani. Silk formu kullanabiliriz. Bir saniye. Benim yerim kalmadı ya. Abi nefret ediyorum böyle. Inventör doluyor ya. Şuradan 8 tane alalım. Şunu bırakalım. Birazcık silkworm pişirelim. Fena olmuyor çünkü. Crucible'lar olmuş. Ben şu Crucible'ları koyayım. Fark ettiğiniz gibi bir lava şeyi kullandım. Altlığı kullandım. Bunu kullanmamdaki sebep içine daha hızlı şey pişirebilmeniz. Cobblestone pişirebilmeniz. Hemen onu da göstereceğim size. Mesela koyduğum zaman burada rate 3x yazıyor.
Siz şurada şey yaptığınız zaman, normal hani torç kullandığınız zaman x 1, 1x yazıyor. Yani şu arkadaki çok daha hızlı yapıyor o işi. Şuna da birazcık doldurayım. Yani istemediğim kadar kullanabilirim bunlardan. Şunun otomasyonuna da girmemiz lazım. Çünkü 32'den sonra duruyor anladığım kadarıyla. Bunun olmasını istemiyoruz. Daha fazla şey lazım bize. Cobblestone lazım. Şimdi şuraya geçelim. Achievement Book'a bakalım. Achievement bizden bir diğer dünyada şey 25'lik kara 25 blok ötede bir tane karanlık oda yapmamızı istemişti. Ben bunu yaptım arkaya. Yalnız bunu check yapalım. Şu ortayı düzelteceğim. Şurada işte şu Naruto'yu falan öldürmem lazım anladığım kadarıyla. Onun dışında gene 25 blok öteye bir tane grass field kuruluyor. Tamam, bunu yapabilmem için yalnız benim bir sürü dörte ihtiyacım olacak. Hayvanlar spawn olacakmış orada, gayet mantıklı. Gene şuradan mesela şöyle gittiğim zaman 25 blok ötesi oluyor. Bu bir dursun. Bir de diyor bulunduğun diyor adaya diyor şey yap diyor, ikinci katı kur diyor. Mantıklı, onu da hallederiz. Açıkçası şunlardan bir kurtulmak istiyorum ben ya. Gençler ama ondan önce şurayı açalım. Şunu bir bırakayım. Zaten baltayla şeyim var artık. Başka bırakmak istediğim bir şey şu bowl'u bırakmak istiyorum. Şey yaptım bu bowl'la da watering can yaptım. Hani ne yaptın diye sorarsanız bu daha hızlı büyümesini sağlıyor şeylerinizin. İşte ürünlerinizin. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Bakın fark ettiğiniz gibi. Bu yalnız sadece bir kısma şey yapıyor. Büyütüyor. Eğer siz şey istiyorsanız ikisini birden mesela büyütmek isteseydim bunun bir üst versiyonu yapmam gerekiyordu. O da 3'e 3'lük bir alanı. Ne yaptım? Ha, içini doldurdu. 3'e 3'lük bir alanı şey yapıyor. Büyütüyor. Bakın %43'e kadar çıktı. Yani bununla büyütürsünüz isterseniz. Birazcık sanki hilemsi gibi geliyor bu bana. O yüzden pek kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Ama gene de kullandım. İhtiyacım vardı o anki planım için. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şuradan ben basit bir kılıç yapacağım size. Yine flintle yapalım. Fark etmez. Uyuma daytime hala. 6.47 ama o tarz bir şey de oluyordu. Şimdi benim elimde flint var. Güzel. Flint var. Uyuyabilirim. Night time oldu. Hemen uyuyacağım çünkü orayı temizlemek istiyorum ben. Böyle bıraktığımız zaman gece olduğu zaman orada deli gibi şey de olacak. Şuraya bir gidelim. Şimdi ben buradan bir tane bu sword değil mi? Basit sword, tamam. Hangi? Şimdi 3 farklı kılıcımız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şunu da gördükleriniz. Bu bro sword. Bu ileri doğru zıplamalı bir long sword'du. Bu da hani basit bir ismi vardı ama çok daha hızlı vuruyordu. Ama bu zırhı etkilemiyordu. Bakın bundan alabiliriz aslında. Aynen. Bundan yapalım. Şimdi normal sword'um ben şeyden yapacağım. Flint'ten yapacağım. İki flint mi istiyorsun? Aynen. Bir flint daha koymamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bunu bilmiyordum ben ya. Sanki daha bir tanesi yetiyordu sanki kılıç için. İlginç. Gördüğünüz gibi flint sword'umuz var. Kurut özelliği ne işe yarıyordu? Ona bir bakabilir miyim ben? Bunlar çünkü yeni geldi. Ha, zırhsız yaratıkları daha çok vuruyormuş kurut özelliği. Güzel. Bu Tinker'da 1.7 yoktu çünkü. Şuradan birazcık da şey koyacağız. Kurut koyacağız. Güzel. Bir de buna ne eklemem gerekiyordu ya ben? Bir ona da bakalım. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Ha, normal stick ekleyeceğim. Şunlar şurada dursun. Bir de ben bunun üzerine bir tane two road yapacağız. Tamam. Şimdi neredesin sen? Güzel. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Ecological ne katıyor? Ona bakabiliyor muyum? Bu da katarsam herhalde anlarız. Ecological şöyle yapıyormuş. Aha. They regenerate themselves. Kendi kendilerini mi şey yapıyorlar? Tamir ediyorlar. Zannetmiyorum. İlginç. Yani tam anladığımı zannedemem. Burada bu silahın özelliği, yani rapier diye geçiyordu. Sağ klik yaptığınız zaman kendinizi geriye atar. Yani hızlı bir şekilde böyle düşmandan kaçabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi gençler sizi öldürelim. Gelin şuraya. Aslında şöyle atamıyor muyum ya? Heh. Ha bir de bunun özelliği şey olmasa, hızlı vurmasa. Gayet güzel. Şuradan bir şey diyeceğim. Ben bunları şey yapmaya çalışıyordum.
Burası birazcık dengeyi kaybetti ama neyse. Benim Tiny Torch'larım şurada. Şimdi gençler, buraları birazcık düzenleyelim. Şu F7'ye basacağım. Şuraya bırakacağım. Şuraya bırakacağım. Şuraya bırakacağım. 9'a 9'luk bir alan olması lazımdı burası. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle birazcık. Şuraya koyarsam daha güzel olur. Var mı başka F7? Var. F7'ler var. O zaman buraların köşelerini yerleştirelim. Tamam. Hiçbir şey kalmadı anladığım kadarıyla. Şu kısım var. Şu kısımda şöyle halledebiliriz. Burada da olsa da olur. Şunu bir alayım. Baya baya patladılar ya, yani gördüğünüz gibi. Yani Allah'tan şeyimiz var. Şu stone verdiğimiz var. Gayet hoşuma gidiyor benim. Dedim kırıldı. Hemen yenisini yapalım. Wand'ı yaptım şurada. Biraz daha şuradan çarkol alalım. Hatta bunları kullanmasak daha iyi ya. Şöyle bir ne yaptım abi? Shift'e basmıyorum şu an. Tamam. Pardon, kendi kendime konuşuyordum. Abi şu an elim şeyde, Shift'e basmaya çalışıyorum. Şeye çarpıyor elim. Güzel, Tiny Torch 17 tane. Taba çarpıyor. Şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Çok ilginç. Şimdi şurayı düzeltelim. Şöyle. Tamam. Şuraya da ikilik yapacağım. Yok, öyle yapma o zaman. 50 yapalım biz. Tamam. Niye böyle bir şey yaptım emin değilim yalnız. Bir de yanlış olmuş zaten. Şuralar şöyle olması lazım. Tamam. Olmadı, ben burayı full büyütürüm ya. Aynen, biz burayı birleştirsek ya. Doğru yani. Böyle çok tipsiz oldu çünkü. Dedim şey bitti. Hemen şuradan bir 36 alayım. Bunun yarısını yapsak yeter bence. Güzel. Gayet güzel. Şöyle. Bayılıyorum bu anda ya. Harbiden müthiş bir şey. Şimdi torçlar nerede? Şurada. Ben 5 aralık veriyordum herhalde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, şurası kendine özel kalsın. Kendine özel bölge kafası. Şuradan şunu kırayım. Bir gravel daha gelsin. Gravel. Tamam, burası böyle kalabilir. Yalnız buradan şey de çıkacak yalnız. Bunlarla da uğraşacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle kapatırsam eğer, büyük ihtimalle şey yapamazlar, çıkamazlar. Hatta ben bunların sürekli doğmasını istiyor muyum? İstemiyorum. O zaman kalsın böyle. Tamam. Tamam, burası böyle kalsın. Şurada doğmasını da istemiyorum da pek. Neyse. Onun dışında bir kısım daha büyütüp şey yapabilirim aslında. Aynen öyle yapayım. Şunları da yerleştirmek istiyorum çünkü. Hemen geliyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi biraz daha büyüttüm şurayı. Hani daha çok, daha büyük bir alanımız olsun elimizde diye. Hemen şu şey achievement'ı da alalım. Tamam, aldım zaten. Şu karanlık odayı yaptım. Yalnız ben buraya ekstradan bir şey yapmak istiyorum. Şunlar oldu mu abi? Olmadı. Bir saniye. Şunları bir büyütelim. Hemen büyü abi. Bunlar cheese diyor ama rice olması lazım. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Bana ne verdiniz? Rice ver. Tamam. Şimdi bunlardan bir şey yapılıyor gençler. Onu bir göstereyim ben size. Neredesin? Neydi o ya? Rice slime mıydı? Rice slime. Şundan yapılıyor. Bundan yapmamız lazım. Tamam, ama 4 tane istiyorsun. Tamam. Gençler, ben hemen şu halledeyim. Bunlardan 2 tane daha geleyim. Hemen geliyorum. O sırada zaten şunları da doldurun. Tamam. Ben geliyorum hemen. Evet gençler, yeteri kadar rice'im oldu. Artık şu şey yapımına geçebilirim. İlk başta şu şekilde rice dough yapıyorsunuz gençler. Sonra bunları şu şekilde yerleştirip ortalarına bir su koyup rice slime ball elde edebiliyorsunuz. Bu sayede hani slime'dan önce slime elde etmeden hani kısaca bunları elde edebiliyorsunuz. Gayet iyi, mantıklı. Ya bunu niye kullanacağım şimdi göstereceğim size. Burada yaptığım ekstra bir olayı anlatayım. Redstone elde etmek istiyorsanız dust'ı en azından Iron Steel Mesh'te şey yapmanız gerekiyor. Eritmeniz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Diğerlerinden redstone gelmiyor. Siz de recipe'den direkt bakabilirsiniz.
Şimdi şurayla alakalı bir upgrade yapacağım. Yani az önce şu iron ingotları alalım. Onun dışında şimdi piston yapmam lazım. Cobblestone alayım şuradan biraz. Zaten ihtiyacım olacak birazdan. Tamam. Ben bir tane redstone'ları da alacağım. İki tane yeterli olacaktır. Piston. İşte bunlardan iki tane piston yapmak istiyorum. Ardından bunları sticky pistona çevirmek istiyorum. Nasıl bir şey çıkacak aslında ben de emin değilim. Net şekilde söyleyebilirim size bunu. 28. Şu iki tane. Tabii şeyimizin eksikliğinden artık. Maalesef bunlarla idare edeceğiz. Ha bir de ben şey yaparsam güzel olur. Şöyle ne bileyim 30 tane olsun. Aynen. Elimizde bulunsun bu da. Bir de şuraya pickaxe yerleştireyim ki işim olacak çünkü. Aa, burada ecological demiştik. Bunlar sanırsam harbiden kendi kendilerine şey yapıyorlar. Şurayı bir şey yapalım. Hatta birbirlerine vurduralım da. Evet birbirlerine vuruyorlar. Şimdi şurayı açalım. Şimdi gençler şöyle bir olay var. Ben ondan bahsedeyim size. F7'ye bastığınız zaman sadece sarı oluyor burası. Fark etmişsinizdir. Bu şey anlamına geliyor. Sabahları çıkmayacak yani daytime'da spam olacaklar ama sadece geceleri çıkacaklar. Yalnız ben şöyle bir şey keşfettim. Şunları kapattığım zaman bakın kırmızı oluyor. Halbuki ben içini görebiliyorum. Hatta ben buradan vurmaya da devam edebilirim. Böyle anlatayım size. Hatta bakın vuruyorum. Şimdi bunu nasıl kullanacağım ben hemen göstereceğim size. Önce bir şunu temizleyelim. Biraz. Oh, canım bayağı azaldı. Abi çok iyi öldüm. Neyse sıkıntı değil. Bu kılıcın kötü yanı bu. Zırhlara karşı iyi vuruyor ama diğerlerinde birazcık sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Şunları alalım hemen. Gece olmuyor değil mi daha? Tamam daha var. Ben de bayağı öldüm noob gibi. Şimdi öncelikle şurayı bir temizleyelim. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu. Ben canavarları onlar içerideyken öldürebileyim ama hala spawn olsunlar sabah zamanı bile. Evet çok ilginç bir şey. Çok şey istiyorum farkındayım. Şimdi şöyle iki tane piston koyarsak. Tamam. Bir de bunların arkalarına iki tane lever'ları yerleştirelim. Şöyle yapacağız. Tamam. Güzel. Ha, ama şöyle bir durum var. Buradan acaba şey olacak mı? Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Kırmızı oluyor. Ama şuralar şey olmuyor. O zaman nasıl bir şey yapabiliriz? Buraların toptan kapanması lazım. Bakın şu etraf şey olduğu için burada sıkıntı yaşıyoruz. Ha, nasıl bir şey yapabilirim ki? Bir düşüneyim ben ona. Bunu bir düşünmemiz lazım. Evet gençler garip bir çözüm buldum sanırsam hemen göstereyim size. Şimdi öncelikle şurayı şey yapalım. Şöyle kapatalım. Yani anladığım kadarıyla çözüm olayı çalışıyor tam olarak. Şöyle. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi hala sarı. Şöyle kapatacağım. Şuralar kalsın aynen. Büyük ihtimalle yetişebilirim ben buralara. Bir de ben ekstradan bir kat daha götürdüm şurayı. Bunu da bilerek yaptım. Çünkü arkaya fence yapmak istiyorum. Bunu yapmamdaki sebep içeride eğer bu şeylerden doğarsa, skeletonlardan doğarsa sıkıntı yaratabilirler bize. Şimdi bazı arkadaşlarınız şey diyordur hani neden o şeyi yapmadın diye. Otomasyon niye yapmadın diye. Ya açıkçası elimde conveyor belt tarzı bir şey yok. Suyla da uğraşmak istemiyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi fark ettiğiniz gibi işi şu an sarı bunun. Alan şuradan. Niye öyle oldu? Ha, tamam. Biri olunca gidiyor. İkisini de şey yaptım. Çünkü redstone sinyal geliyor. Bakın fark ettiğiniz gibi içerisi kırmızı. İstediğim an şey olacak. Burada doğacak. Birazdan doğar zaten. Çok yakındayım. O yüzden doğmuyor. Ve istediğim zaman ben mob farm yapabileceğim bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir yaptığım sistem. Şuraya da bir tane torch koyarsak güzel olacak. Tamam. Gördüğünüz gibi bu sayede gayet iyi bir şekilde istediğimiz gibi mobları şey yapabileceğiz, öldürebileceğiz. Evet, benim gayet hoşuma gitti sistem, içime sindi. Bakın gördüğünüz gibi sonra içeri girip alabileceğim. İyi, güzel. Evet gençler, diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bye bye.